Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün 26 Mayıs 2024 savunma ve havacılık sektöründen farklı konularla karşınızdayız. Evet, ilk önemli konumuz uzun zamandır haber alamadığımız Baykar'ın jet motorlu insansız hava aracı Kızıl Elma'dan ilk böyle bir fotoğraf geldi ve önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili Kızıl Elma çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi almaya başlayacağız. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim ama detaylara girmeden önce başka konuları önce anlatacağım çünkü bu konular birbirine oldukça bağlantılı. Baykar geçtiğimiz günlerde bir video yayınladı ve bu videoyla birlikte halen Çorlu'daki uçuş testlerinin ilk giriş kısmı tamamlanan TB3 havalandı. Yanına Akıncı Taarruzi insansız hava aracı geldi. Beraber uçuşlarını gerçekleştirdiler ve arkasından Keşan'daki o Baykar'ın eğitim merkezine indiler. Şimdi burada inişte dikkatli gözler pistin hemen kenarında inşa edilmiş şöyle bir rampaya dikkat çekti, gördü. Ve tabii ki bu rampa tamamen TCG Anadolu'yla ilgili. Ama bu uçuşun bir başka önemli noktası vardı. İnsansız hava araçlarının otonom bir şekilde kol uçuşu yapması, yani bu da işin gelecek tarafını oluşturuyordu. Şimdi önce size bu konuyu anlatacağım. Arkasından konuyu Kızıl Elma'ya bağlayacağımı belirteyim. TB3, TCG Anadolu için tasarlanmış, kısa mesafelerden iniş kalkış özelliğine sahip, üzerinde TEİ'nin PD-170 serisi motoru taşıyan bir insansız hava aracı. Görüntü itibariyle TB2'ye çok benziyor ama TB2'nin büyük abisi diyebiliriz TB3 için. Uzun süredir Baykar grubu çeşitli testler gerçekleştiriyordu. TB3'e işte uzun irtifada, uzun süre havada kalma, yüksek irtifada çeşitli performans testleri, bunlar başarıyla tamamlandı. Yani normalde bu kara konuşlu bir İHA sistemi olsaydı, yani normalde karadaki pistlerden iniş kalkış yapacak şekilde bir tasarım olsaydı, şu an müşterisine teslim edilme aşamasına gelmişti. Ama burada TB3 için önemli olan TCG Anadolu gemisinin güvertesinden iniş kalkış yeteneğine sahip olması. TCG Anadolu İspanyollarla ortak çalışma sonrasında ortaya çıktı. Juan Carlos onların amfibik hücum gemisi konsepti birkaç değişikliğe uğradı ve TCG Anadolu haline Sedef Tersanesi'ne geldi. Türkiye üzerindeki o uçuş güvertesine ek bir yatırımla ski jump olarak adlandırılan bir rampa ekledi. Yaklaşık 12 derece açılı bir rampa. Bu rampanın da şöyle bir özelliği var. Uçak gemisi veya kalkış operasyonlarında, bu arada tabii tekrar parantez açalım, TCG Anadolu bir uçak gemisi değil. Ana görevi bu değil. Bu rampayla ilgili dünyada iki farklı yaklaşım var. İngiliz ve Rus yaklaşımları böyle bir rampa koyuyorlar. Kalkış sırasında hava aracı onun üzerinden ivmelenerek hem irtifa hem de açı kazanıyor. Havada daha iyi tutunuyor. İkincisi de yoğun olarak Amerikalıların ve Fransızların kullandığı katapult sistemi. Katapult sisteminde ben hep işte sapanın ucuna böyle işte biz küçükken atardık o taşları. Allah'a şükür ki hiç kuşa falan atmadım o taşı ama böyle yaramazlıklar yapardık. Camlara falan attığımız olmuştur. Uçakları aynı şekilde sapanın ucuna koyup fırlatmak. Bunlar farklı sistemlerle çalışıyor. Son dönemde Amerika olsun, Çinliler de bu işin peşinde manyetik fırlatmayla uğraşıyorlar ama gerçekten yüksek bir teknoloji. Fransa mühendislikte her ne kadar çok ileri olsa, kendi sistemlerini kursa da örneğin bu katapult sistemini Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alıyor. Şimdi dönelim lafı uzatmadan TCG Anadolu'daki o ski jump'a. 12 derece var. Kalkış sırasında hava araçlarına büyük avantaj sunacak. Şimdi TB2'nin TCG Anadolu öncesinde bu testlerde kendini ispat etmesi gerekiyor. Hatırlayacaksınız, yaklaşık bundan bir yıl önce TCG Anadolu İstanbul'da yapılan törenle Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Ve burada Selçuk Bayraktar'la yönetim kurulu başkanı Baykar'ın bir röportaj yaptık. Ve bunun binlerce kez simülasyonunun yapıldığını bize ifade etti. Yani simülasyon bilgisayar ortamında bunun testleri tamamlanmış durumda. Uçak kendisini temel testlerde de ispatladı. Şimdi sıra o yerde kurulan, inşa edilen rampanın üzerinden yapılacak kalkışlarda. Şimdi burada beklenildiği gibi sonuçları görebilecekler mi? Neler yapılacak? Çeşitli düzenlemeler. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde muhtemel artık
Keşan aşaması başladı TB3. Bütün testler orada yapılacak. Şimdi bu işin kalkışı. Kalkıp da havada kalan bir hava aracı yok. Gelecek, inecek. İniş için TB3'ün ağırlığı ve performansı TCG Anadolu'nun o güvertedeki pistte durabilecek kabiliyete sahip. Burada da normalde işte özel bir işaretlenmiş pist uzunluğu olacak ve buraya TB3 iniş kalkışını gerçekleştirecek. Şimdi bu kara testlerinden sonra hedef, Selçuk Bayraktar'ın ağzından bu şekilde çıktığı için belirtiyorum, yıl sonuna kadar TCG Anadolu'nun üzerine gerçek iniş kalkışın gerçekleştirilip yapılabilmesi. Burada da öncelikli olarak o kara testlerin tamamlanması lazım. Amerikan donanmasında görev yapacak olan pilotlar temel uçuş eğitimlerini alıyorlar, jet intibakları yapıyorlar. Bir uçak gemisinden operasyonu öğrenmeleri gerekiyor. Önce karada bu işte TB3 için kurulan benzer sistem üzerinden kalkışlar, inişler gerçekleştiriyor. Yani pilot o karadaki sistemden kalkış yapabiliyorsa emniyetli, dönüp tekrar iniş yapabiliyorsa arkasından kariyerine diğer daha gelişmiş, İşte F-18'de mi görev yapacak, F-35'de mi veya hangi uçakla görev yapacaksa onun eğitimini bu şekilde intibanı yapıp, harbi hazırlığını yapıp arkasından donanmada, uçak gemisinde görev yapar hale geliyor. Benzer de bir eğitim TB3'e uygulanacak. Şimdi bu işin bir tarafı. O yüzden Baykar'ın şu an tüm uçuş test ekipleri, mühendisleri bu TB3 testlerine odaklanmış durumda. Şimdi bu karada yapılacak testlerle birlikte uçağın yazılımlarına da bazı ek maddeler eklenecek, satırlar eklenecek, geliştirilecek ve elde çok önemli bir done oluşacak. Şimdi Baykar'ın bütün mühendisleri, test ekipleri burada Keşan'da yapılacak bu teste odaklanmış durumda. Tam kadro oradalar. Orası çözüldükten sonra TCG Anadolu'ya geçilecek. Ama tabii TCG Anadolu'daki süreç çok daha sıkı bir şekilde. Çünkü gemiyi aylarca hizmetten çekip bu testlerin yapılacağını beklemek mümkün değil. Bakıyorsunuz işte geçen hafta deniz kurdu tatbikatına, bu hafta geliyor Efes'e. TCG Anadolu'nun da oldukça görevleri yoğun. Bu görevler ışığı altında, işte fırtınalı havalarda, dalgalı denizlerde TB3'ün testlerinin gerçekleşmesi planlanacak. Burası tamamlandıktan sonra Baykar yavaş yavaş o iş rayına oturunca Baykar ağırlığını Kızıl Elma'ya verecek ve çok uzun zamandır ses alamıyorduk Kızıl Elma'dan. Kızıl Elma'nın testleri başlayacak. Geçtiğimiz hafta Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Paşa, Selçuk Bayraktar'la birlikte Tekirdağ Çorlu'daki test merkezine uğradı. Orada da Kızıl Elma'nın önünde bir poz verdi. TB3'ten alınacak geri dönüşümler, özellikle yazılım, iniş kalkış çalışmaları ve buradan edinilecek tecrübe Kızıl Elma'ya aktarılmış olacak. Kızıl Elma'nın bundan sonraki hedefi, dediğim gibi, o da benzer bir şekilde o rampa testlerini gerçekleşecek. Ama kalkış tamam, bu rampayla birlikte Kızıl Elma mevcut motor konfigürasyonu havalanabiliyor. İniş için Kızıl Elma'ya bir kanca sistemi konacak. Amerikan uçak gemilerinde katapultta fırlatım gerçekleşti. Arkasından güverteye özel teller geriliyor. Uçak yaklaşmasını yapıyor çok düşük süratte. Yani o böyle süratsiz kalma, stol hızına çok yakın. Ve stol hızının bir tık üzerinde teker konuyor. Bu sırada pilot maksimum gaz açıyor. Ve indirdiği arkadan o kancanın telleri yakalaması gerekiyor. Telleri yakalıyor. Birinci teli atlarsa ikinci tel var. Farklı farklı sistemler var. Ve hava aracı eğer tutturamadığı durumda gaz açıyor ki pilot pas geçsin. Benzer bir yaklaşım Kızıl Elma'ya uygulanacak ve arkasından onu da TCG Anadolu'nun üzerinde göreceğiz. Ama tabii bunlar Türk havacılığı için yeni konseptler, yeni yaklaşımlar. Üzerinde oldukça çalışmak lazım. Testleri bilgisayar ortamında tamam ama sonrası nereye gidecek, gelecek, bunları ciddi anlamda çalışıp ortaya koymak gerekiyor. Şimdi Baykar'da TB3 Kızıl Elma çalışmaları bu şekilde devam ederken tabii ki Anka'dan da, Anka3'ten de çok güzel haberler geliyor. TUSAŞ'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil geçtiğimiz günlerde gençlerle bir araya geldi. CEO'ya Sor diye bir çok güzel bir program. Onun açıklamalarını da linke bırakayım. Orada da gençlerin sorularını cevapladı ve Anka3 biliyorsunuz tek motorlu. Kızıl Elma ve Anka3 ortak motor kullanıyorlar. Ukrayna'dan alınmış. Öncelikli olarak bu iki hava aracının motorlarının TEİ tarafından geliştirilen TF-6000 olacağını söyledi. Sonra da sürprizi açıkladı. Anka'nın
Anka biliyorsunuz bir tek motorlu, Anka 2 Aksungur çift motorlu, pervaneli bunlar. Anka 3 tek motorlu jet ve Anka 3'ten sonra çift motorlu yeni nesil bir uçan kanat konseptinde bir insansız hava aracı yapılacağını söylendi. Bu hava aracı halen Anka 3 ses hızının altında, yani ortalama saatte işte 800-850 km hızla yolcu uçaklarına yakın bir hızla uçtuğunu söyledi. Anka'nın muhtemel herhalde 4 olurunun adı. Anka 4'te de çift motor TF-10000 serisi kullanılacak. T'nin geliştirdiği TF-10000 aslında 6000 ailesinin bir sonraki üyesi. 6000 düz turbofan yapısına sahip, herhangi bir art yakıcısı yok. Art yakıcı konacak TF-10000'e, motorun boyu biraz daha uzayacak. Ve bu art yakıcıyla birlikte 10.000 libre, 2 tane var, 20.000 libre itiş gücü sağlayacak. Bu da TUSAŞ'ın yeni insansız hava aracı sistemi. Böyle bir kızıl elmadan Anka 3'e ve arkasından muhtemelle Anka 4'e aile büyüyor. Ben burada biraz daha fazla bilgi isteyenler veya işte bu havacılıkla ilgili gelişimde neler yaşanıyor, bu gibi konuları merak edenler için de ikinci linkimizi aşağıya açıklamalara bırakıyorum. Siyah, gri ve beyaz iki değerli uzmanımızın oluşturduğu çok önemli bir blog ve son yayında da bu tür otonom uçuşlar nasıl yapılıyor? Yani Milli Muharip Uçak K'nın yanında Kızıl Elma olacak, Anka 3 olacak, belki Anka 4 olacak, beraber Şimşek drone sistemleri olacak. Beraber nasıl uçuyor? Sistemler birbirleriyle nasıl konuşuyor? Ve bunun yapay zeka faktörleriyle ilgili çok böyle keyifli bir sohbet var. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Halen İzmir'de, Doğan Bey'de Efes tatbikatı yapılıyor. 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Fiili atış tatbikatı. Bu tatbikatta da çok sayıda savunma sanayi şirketimiz tanıtım amacıyla stand kurmuş durumda. Bu tatbikatın tabii ki ana katılımcısı Türkiye ama birçok yabancı askeri ateşe uzmanlar farklı farklı ülkelerden gelip bu tatbikatları izliyorlar. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü göstermek açısından çok önemli bir tatbikat. Bu tatbikatta da örneğin Aselsan'ın 70 civarında ürünü var. İşte Havelsan'ın bahası var. FNSS'in yeni seri zırhlı araçları var gibi birçok Türk savunma şirketinin ürünleri yer alıyor. Bu ürünler yer alırken de tabii ki ilginç bir yaklaşım durumu da, ilk defa neler geliyor, neler gidiyor bunları görürken TCG Anadolu bu tatbikatta yer alıyor. Onunla birlikte TUSAŞ'ın Hürjet jet eğitim uçağı da ilk defa tatbikatta boy gösterecek. Hatırlayacaksınız, yaklaşık ilk uçuşu üzerinden 13 aylık bir süre geçmiş durumda Hürjet'in. Ve Ankara dışına da ilk defa 19 Mayıs'ta, ki bir önceki gündem konumuzun videosuydu, sizlere anlatmıştım. Samsun'da bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi, selamladı. Hem Türk Yıldızları uçtu, Solo Türk uçtu, Hürjet geçişini yaptı. Çok böyle basit akrobasi hareketleri yaptı. Halkı selamladı. Birincisi, Ankara'nın dışına gidip Samsun'a gitmesi çok çok önemli. Yavaş yavaş demek ki açılıyor Ankara'dan uzak mesafelere doğru. İzmir'de de Efes tatbikatına katılacak Hürjet. Hürjet'le birlikte Hürkuş eğitim uçağı da orada olacak. Bir de tabii TUSAŞ'ın Gökbey helikopteri de bu tatbikatta birlikte bir geçiş gerçekleştirecekler. Gökbey de yakın zaman içerisinde, muhtemel önümüzdeki işte Haziran-Temmuz ayı gibi tahmin ediyorum. Tabii son dakika bir yaramazlık olmazsa diyelim. Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk helikopter teslim edilecek. Jandarma ilk etapta 3 adet Gökbey helikopteri alacağını belirtelim. Bu arada da yakın bir zamanda da Hürkuş'un ikinci modeli, Hürkuş 2'nin de ilk uçuşunu bekliyoruz. Bunlar da önemli gelişmeler olduğunu ifade etmemde fayda var. Ben pazar günü geçen hafta gündemi çektikten sonra dünyayı sarsan çok önemli bir gelişme oldu. İran'da İran Cumhurbaşkanı reisi taşıyan Bell 212 tipi helikopter düştü. Azerbaycan'la birlikte ortak bir baraj açılış töreninden reisi dönüyordu ve bölge oldukça meteorolojik açıdan zorlu şartlara sahipti. Bulut tavanı çok alçakta, dağların üzeri sis, yüksek bir bölge irtifa olarak 2 adet Rus yapımı Mi-17, bir de reisi taşıyan Bell 212 helikopteri bölgede uçarken bir anda dağa çarptı. Bununla da ilgili videoyu hemen pazartesi günü sizlere hazırlayıp yayınladım. Fakat bu kazayla ilgili ön rapor çıktı. Bu çok enteresan. Sabotaj mı var, neler yapıldı, neler edildi gibi tartışmalarla birlikte İran Genelkurmayı helikopterin rotasından ayrılmadı. Yani hani pilot o bulut içine, sise doğru giriyor. Hani oradan bir kaçınması yok.
Ve helikopter üzerinde herhangi bir mermi veya vurulma deliğinin bir şeyin herhangi bir şekilde hasarın olmadığını ifade etti. Rotasını radardan saptamışlar. Herhangi bir planlandığı rotada devam ediyor pilot. Açıkçası biraz o sisli şartlarda zorluyor. Kazadan 1,5 dakika evvel diğer helikopterlerle pilot temas kurmaya çalışıyor. Ve bölgedeki hava şartlarıyla ilgili bilgi almaya çalışıyor. Ama bir yandan da yoluna devam ediyor. Bu açıdan benim anlattığım gibi muhtemel hava şartları ve sis içine girilmesi nedeniyle görüş şartlarını pilotun kaybedip kazanın meydana geldiğini ifade ediyor. Çünkü kullanılan Bell 212 helikopterinin işte o sisin içerisinde nereye ilerleniyor bunları gösterecek herhangi bir ekipmanın olmamasının yanı sıra helikopterde buz kırıcı sistemler de yok. Bulut içine sis içine giren hava araçları için bulut içine sis içine giren hava araçlarında buzlanma riski giderek artıyor. Buzlanmayla birlikte o helikopter olsun uçak olsun havada tutunma giderek zorlaşıyor ve kaza riski ortaya çıkıyor. Bunu da ifade etmekte, bu cümleleri buraya koymakta fayda var. Ön rapor bu şekilde, herhangi bir sabotaj izi veya başka bir şey bulunmamış durumda. Ama tabii bizim ülkemizde komplo teorileri çok çok revaçtadır. Bunu aşağı yukarı işte en böyle arşa vardığı bir sürü kaza örnekleri vardır. En azından bu konular biraz geride kalmış gibi. Ama işte İran'ın Cumhurbaşkanı'nın helikopteri düşüyor, saatlerce bulamıyor. Türkiye'den yardım istemek zorunda kalıyor. Akıncı geliyor, bölgeyi tarayıp bilgiler veriyor. Arkasından işte bizim de İHA'mız var ama Hint Okyanusu'ndaydı, gelemedi, yetişemedi. Türkiye'den yardım istedik gibi açıklamalar veya işte bu enkazın yerini Akıncı değil, biz bulduk. Bizim İHA'larımız buldu. Senin İHA'n bulduysa nerede bunun görüntüleri? Yok. Bu gibi böyle enteresan yaklaşımlar oldu. Teşekkür sıralamasına Türkiye'ye çok önem vermedi İran. Buradan da ne kadar iyi bir komşu olduğunu da İran göstermiş oldu. Bazı şeyler hamasetle yürümüyor. Bilimle, teknolojiyle yürüyor. İşi bilen insanlara görevi vermeniz gerekiyor. Ve çok dikkatli bir şekilde bunları takip etmeniz gerekiyor. Bu da tabii ki buradan çıkartacak bir güç. Yani öyle hani çok güzel Türkçemizde bir laf vardır. Acem palavrası diye. Bunları dikkat etmek gerekiyor. Yapamıyorsanız çıkacaksınız. Bazı şeyler söyleyeceksiniz. Veya işte ben şöyle süper gücüm değiştiririm bunu yaparım gibi konularda da İran'ın açıkçası ne kadar kağıttan kaplan olduğunda bu konu ortaya koyuyor. Ben Bell 212 helikopteri kazada kaybedilen onlarla da ilgili de bir enteresan bir anekdot anlatmak istiyorum size. İşte 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte Kenan Evren başta. Kenan Evren daha sonra Cumhurbaşkanı seçiliyor. Ve Türkiye içinde de o zaman standart helikopter UH-1. Tek motorlu bir helikopter bir yerden bir yere gidilecek. Kenan Evren'in uçuşları için Amerika'dan 3 adet Bell 212 helikopter alınıyor. Bu Bell 212'lerin diğer UH-1'lerden en büyük farkı çift motorlu olmalı. Biraz daha kuvvetli olmaları ve bunların Cumhurbaşkanlığı uçuşlarında kullanılması planlanıyor. Tarihler 26 Ağustos 1986'yı gösterirken Bolu tarafında İneciler köyünde işte bu Bell 212'lerden biri düşüyor. Kazada iki askerimiz şehit oluyor. Biri Kenan Evren'in yaveri Albay Cevat Erten, diğeri de pilot kara pilot yüzbaşı Gürdoğan Kuloğlu. Bu arada Gürdoğan Kuloğlu'nun da birçok işte askeri konularda uzman olarak görüş veren emekli karacı general Arman Kuloğlu'nun da kardeşi olduğunu belirtelim. Kazada ne yazık ki iki askerimiz şehit oluyor. Üç helikopter vardı. Daha sonra ilerleyen yıllarda bu iki helikopter de deniz kuvvetlerine devrediliyor. Deniz kuvvetlerinde de AB-212'ler o yıllarda gemi konuşlu olarak görev yapıyorlar. Onu da şöyle farkını ayırabilirsiniz. Kokpitin hemen üzerinde büyük böyle bir anten yer alır. Radar sistemi, sonar sistemleri helikopterde çok fazla. İşte denizaltı savaşları yapan sistemler, denizaltıları tespit eden sistemler yer alır. Hatta helikopterin bir yanında da o su üstü ve su altı hedeflere atılacak mühimmatlar yer alır. Bazı 212'ler eğitim amaçlı kullanılır. Üzerinde radar yoktur. İşte o iki tane 212 halen deniz kuvvetleri envanterinde yer almakta. Bunu da böyle bir Türkiye bağlantısı olarak bilgiyi size vermek isterim. Şimdi dönelim sivil havacılığa. Bursa'da ilginç bir tartışma yıllardır devam eder. O da Bursa'nın işte yaklaşık 1400 metrelik piste sahip Yunus Eli Meydanı'dır.
Bursa içindeki bu meydan yıllarca kullanılmıştır. Ben de işte 2000-2001 yıllarında buraya işte İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp Cessna 172 ile seyir sefer yapardık. Uludağ'daki madenler nedeniyle bu dağın etkisi meydanda bazı seyir sefer aletlerinin çalışmasına engellerdi. İşte bunların en basiti NDB olarak adlandırılan bir sistem vardı. NDB de sizi kötü hava şartlarında çok yanıltırdı. Sonrasında Bursa'nın daha dışındaki Yenişehir Meydanı ile birlikte buraya yapılan sivil uçuşlar da oraya doğru kaydırıldı. Ama uzun süre bu meydan ne yapılacak tartışması yaşandı. Şimdi bu meydanı zamanında bölgede oturanların toprakları var ve devlete hibe ediliyor buradaki vatandaşlar tarafından ve tapu harcına da şöyle bir not düşülüyor. Sadece hava alanı yapılmak üzere bağışlanmıştır yazılıyor ve bu nedenden dolayı da hani biraz etrafında bir sürü blokların olmasına rağmen bu meydan tutuluyor. Uzun yıllar bu meydan Türk Hava Kuvvetleri'ndi. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Burulaş Ulaşım Şirketi, onunla bir anlaşma yapıldı. O zaman Burulaş işte Cessna karavan uçaklarla İstanbul'a uçuşlar, deniz uçaklarıyla İstanbul'a uçuşlar planlanmıştı falan filan böyle. Bir yandan da o meydanın tekrar aktif hale getirilmesiyle çok sayıda ultralight olarak adlandırılan hafif uçaklar, eğitim uçakları bölgede görev yapmaya başladı, uçmaya başladı, uçuş eğitimi vermeye başladı. Türk sportif ve amatör havacılığı için orası önemli bir nokta haline geldi. Marmara'daki birçok pilot uçağını oraya götürdü. Fakat şöyle bir gelişme var. 14 Haziran itibariyle Burulaş meydanı terk ediyor ve terk etmesiyle birlikte buranın kapatılacağı veya ne yapılacağı böyle bir soru işareti. Ben buradan devlet aklına seslenmek istiyorum. Burası çok önemli bir meydan. Buranın tutulması lazım. Ama tabii meydanı işletmek o amatör ufak uçakların parasıyla mümkün değil. Bunu böyle bir kurmak, bir kuruluşa tekrar verilerek buranın aktif olarak tutulması gerekiyor. Burada bir kapanma Türk havacılığına zarar verir. İşte orada havacılık şirketleri var, hangarlar yaptılar, çeşitli eğitim faaliyetleri. Burayı kaybetmeyelim. Bir meydan aynı zamanda, her zaman anlatıyoruz, deprem olsun, başka doğal afetler olsun, her zaman sığınılacak bir liman. O alan kullanılabilir, yardım uçakları iner kalkar, çeşitli bir şekilde halkın barınması sağlanabilir. Buraları kaybetmemek gerekiyor. Aynı durum Atatürk Havalimanı'nın iki pisti kırıldığı zaman da ortaya koymuştuk. Ama ne yazık ki bunları kimseye dinletememiştik. Bu da bu meydanla ilgili önemli bir gelişme olduğunu ifade etmemde fayda var. Dönelim tekrar askeri havacılığa. Amerika Birleşik Devletleri'nde B-2 ve B-1B'lerin yerini alacak yeni bir bombardıman uçağı. Amerikalılar bunu 6. nesil olarak adlandırılıyor. B-21 Raider için yeni yeni fotoğrafları bu sefer Amerikan Hava Kuvvetleri paylaştı. Bu görüntü itibariyle B-2'ye çok benzeyen uçak kanat, uçan kanat konseptine sahip bu tasarım yine Northrop Grumman tarafından yapılıyor. Ve geçen yıl Kasım ayında, 10 Kasım'da ilk uçuşunu yaptığında böyle bir amatör bir havacı tarafından bu fotoğrafı çekilmişti. Sonrasında Amerikan Hava Kuvvetleri hem kalkışta hem de hava hava fotoğrafıyla B-21 Raider'ı sosyal medya üzerinden paylaşmış oldu. Bu uçak enteresan bir uçak. İlk etapta yaklaşık 20 adetlik bir üretim için imza atılmış durumda ve tanesi de $692 milyon, muazzam bir para. Bu uçak hem giderek hizmet ömürlerinin sonuna gelen dünyanın en pahalı uçağı unvanına sahip B-2'lerin yerini alacak. Ve aynı zamanda da operasyon maliyetleri çok yüksek olan B-1B'lerin de yerini alması hedefleniyor. B-1B'leri de şuradan hatırlayın. Geçtiğimiz aylarda üst üste İncirlik'te yakıt ikmal için B-1B'ler Türkiye'ye, Türk hava sahasına girmişti. Bizim F-16'larla da birlikte eğitim yapmışlardı. 4 motorlu gerçekten böyle kanatları ileri geri oynayabilen büyük bir uçak ama operasyon maliyetleri büyük. Amerika bu iki uçak tipini tek uçak tipiyle değiştirmek istiyor. Hedef 100 adet üretilmesi. Ama burada da o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki 100 adetin üzerinde ihtiyaç. Fakat Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı diyor ki 100 adet şu anlık yeterli. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Öyle bir uçak hayal edelim ki böyle 40-50 yıl, 60 yıl uçsun gibi bir şeyi mevcut teknolojiyle yapabilmek çok güç. Biz bunları bir miktar yapalım.
teknoloji geliştikçe yeni bir uçak yapalım ve bunun üzerinden yürüsün diyor. Tabi bu arada işte B2'ler, B1'ler değiştirirken neredeyse gökyüzünde 80 yaşlarını neredeyse geride bırakacak olan B52'ler ise uçmaya devam ediyor. Muhtemel bir B52'leri daha uzun yıllar görürüz gibi duruyoruz. Bu da Amerika'daki çok önemli gelişme. 6. nesil bombardıman uçağı dedim. 6. nesil savaş uçakları yapılıyor. Ve burada hibrit modeller ön planda. Yani aynı nasıl B21 için 100 adet üretim yeterli diyorsa, aynı şekilde bu uçaklar için de böyle 10 yıllık, 15 yıllık ömürler hesaplanıyor. Çünkü sonrasında uçağın yeni teknolojileri adapte edebilmek, mevcutları modernize edebilmek, sıfırdan yapmak çok daha ucuza geldiği için bu yolun izlenmesi planlanıyor. Bu da oldukça ilginç bir gelişme. Tekrar sivil havacılığa dönecek olursak, bu son günlerde yani 24, 25, 26 Mayıs'ta hava trafik kontrolörleri yine inisiyatif almadılar ve o hava trafiği daha az verimli olarak kullanıldı. Bu da rötarlara yansımış durumda. Daha resmi rapor çıkmadı ama bu yansımanın minimum %20-25 oranında olması bekleniyor. Yani bu aralar biraz rötarlı uçuyoruz. Bunu neden kontrolörler yapıyor sorusu gelecek olursa, kontrolörler uzun zamandır hakları konusunda bir gelişme olmadığını ifade ediyorlar. En son geçtiğimiz yıl yapılmıştı ve Eylül ayında Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir söz verilmişti şartların düzeltileceği konusunda. Fakat kontrolörler bu şartların düzeltilmediği, kendilerinin de daha az risk alarak operasyonu yapacaklarını ifade ediyorlar. Bakalım önümüzdeki bu 3 günün sonrasında yeni gelişmelerle yazın neler göreceğiz? Ben de merak ediyorum. Bu önemli bir konu. Kontrolörler de şuna dikkat çekiyorlar. Hizmet birim olarak Türkiye Fransa'nın arkasından, Fransa 21.02, Türkiye'de 19.61, yani en aktif ikinci hava sahasında Türkiye sahip. Her geçen uçakta Türkiye'ye para ödüyor. Birim maliyet olarak Avrupa'da en yüksek parayı İngiltere alıyor. 87.45 euro. İkinci sırada Fransa var. 73.60 euro alıyor. Üçüncü sırada Almanya var. 72.95 euro alıyor. 41 euro kontrol, hava sahasını kontrol eden birimin adı euro kontrol. Euro kontrol verilerine göre Türkiye hizmet bedeli konusunda sonuncu. Yani 41. Türkiye sadece 23.01 euro talep ediyor. Şimdi euro kontrol ülkeler üzerinde hava trafikleri uçaklar dolaştıkça işte geçtikleri yol uzunluğu, ağırlıkları gibi birçok değeri hesaplayıp para talep ediyor. Ve bu parayı da o ülkelere ödüyor. Ve bu ülkelere öderken de bu paraların önemli bir kısmının işte hava trafik kontrolörlerine verilmesi, havalimanları, seyri sefer sistemlerinin modernize edilmesi gibi konularda harcanmasını istiyor. Türkiye tabii paranın önemli bir kısmını gelir olarak bütçeye kaydederken verilen miktarlar düşük oluyor. Burada da zaten işte bir İngiltere ile karşılaştırdığınız zaman neredeyse dörtte bir daha az para alınıyor ki Edirne'den bir yolcu uçağın girip Hakkari'den çıkması neredeyse 2 saatlik bir uçuş süresi. İstanbul'dan kalkıp 2 saatte Viyana'ya gidiyorsunuz. Neredeyse Almanya'nın sınırına kadar uçabiliyorsunuz. Bu açıdan verilen hizmet büyük. Bu konuda hava trafik kontrolörleri adım atılmasını istiyor. Son bir sivil havacılık konusuyla kapatalım. Türk Hava Yolları'nın genel kurulu yapıldı ve burada enteresan bilgiler ortaya çıktı. Türk Hava Yolları'nın hem TE filosu hem de alt markasıydı Anadolu Jet AJet adına aldılar. Toplam 66 adet Airbus imalatı A321 Neo tipi uçak var. Şimdi bu uçaklarda Türk Hava Yolları Pratt & Whitney'in PW1100G motorunu seçti. Fakat bu motorlarda değişmesi gereken parçalar var. Ve bunlar nedeniyle 2024 yılı oldukça sancılı geçiyor. Ve bu uçaklardan toplam 40 ila 45 adetini, yani 66 uçağın 40 ila 45'i yere inecek. Yere inip bu parçalar değiştirilecek. Pratt & Whitney bunları yetiştiremedi. Tabii şimdi sivil havacılıkta Boeing'i linçliyoruz. İşte 737 Max'ler, 787'de üretim konusundaki standartların düşmesi, sıkıntılar, şunlar bunlar, yetişmeyen 777 derken Airbus'un başında bu A321 Neo'da Pratt motorlarını seçenlerin dertleri var. İşte Türk Hava Yolları'nın 66 uçaklık filosunda 40 ila 45 adeti yere iniyor. Bu gerçekten çok ciddi bir miktar.
TE, İsrail uçuşlarının durdurmasıyla birlikte 10 uçaklık bir filodaki uçak sayısı, biraz 10 uçak böyle boşa çıkmış durumda. Bunları peyderpey çevirerek bu eksikliği gidermeye çalışıyor. A321 Neo iyi bir uçak ama iki türlü motoru var. Birincisi General Electric ve Fransız Safran'ın ortaklığında CFMI üretimi Leap 1 motoru. Bu motoru Pegasus seçmiş durumda. Bu motor sıkıntısız çalışıyor. TE ise Pratt & Whitney motorunu tercih etti ama bu problem çok ciddi bir sıkıntı oluşturmuş durumda. Tabii ki bu da motor imalatçısıyla havayolu arasında gerilmelere neden oluyor. 355 adetlik yeni Airbus alımı, biliyorsunuz 20 milyar dolarlık işin Türkiye'de yapılması planlanıyor. Bu konuda da bakın TE daha motor tercihini açıklamadı ama iş nereye gidecek ben de çok merak ediyorum. Benim aklıma gelen konular, anlatmak istediğim konular, son haftanın gelişmeleri bu şekilde. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Bazı arkadaşlarımız hala abone değil. Abone olmayı da unutmayın. Abone sayımız ne kadar artarsa o kadar çok insana bu videoları ulaştırabiliriz. Aynı zamanda abone olduğunuz zaman o bir tane bir zil görüntüsü var. Oraya da tıklıyorsunuz. Bildirimlerin size ulaşmasıyla bu video daha fazla izleyicimizin dikkatini çekmeye başlıyor. Bir sonraki gündem videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.